Bomba'nın cininde sizlerle biraz geçmiş yıllara gideceğiz. Bu geçmiş yıllarda öyle sırlar, öyle gizli sırlar saklı ki biz bile bunun ardındaki gerçeği merak etmiyor değiliz. İşte o yılların gerçek kahramanı bugün Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak. Kadir Albayrak, Tekirdağ'da Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı iken bir kongrede bir konuşma yapıyor. Ve ne diyor Kadir Albayrak? Hemen kendisine kulak verin. Sayın Deniz Bayrak, genel başkanımız, bu anı istifade. Bana il başkanlar görüşler dedi. Diyor ki, Sayın Bayrak bir tarafından, başkanım, belge arkadaşlarımı ilçe başkanlarına söyler. Sayın Deniz Bayrak'ın tekrar nomretti diye, tekrar başkanlar dönmesi imzal olmasın. Ben de öyle soruyorum. Belki dedim. O örgüt toplantısında tüm belediye başkanları, tüm örgütün hayır dedi. Ben de sıkıntı hayır dedi, direttim. Deniz dedi ki, olmadı bir şey. Bir de ben geldim buraya. O zaman telefon ettiler, Recep Bey'i bulmuş. Ben de Recep Bey'i söyledim, imza verecekler. Sen imza ister. Ben bundan sonra imza istemem dedim. Hadi ben sonra Recep Bey'i imza ettim, bana verdim. Ama orada bir şey olur. Sayın Fahit Bey, çok rica ediyorum. Altı şehrin altı şehrin. Bunların içimizde açıldığı acı konular. Ankara'ya gittim. Bay Bey imzalar geldi dedim. Bay Bey oğlu değil. O bir. İkincisi, o arada biz Bay Bey'in temaslarını devam edelim. Genel sekreter değişikliği oldu. Bay Bey'e dedim bak. Geçen sefer çok sıkıntı çekti. Bu değişiklikle bizi devamlı bildirdi ki bana yapmadı. Biz o gün sonra kararımızı verdik. O genel sekreter değişikliğinde demin ya Sayın Genel Başkanımızın yanına yer aldı. Bay Bey nerede? Önder Sabah'ın yanında. Ay Allah. Peki ne olacak şimdi? Bay Bey, Kadir Albayrak'la iki ay konuştuk. Evet, iki ay daha kaldı. Ona rağmen ben yine nezaket geldi kendisine. Tamam, telefonda da üstümüze takıyor. Bunu konuştuk. Yani iki defa beni ofsetle düşürdü arkadaşlar. Bana söylenenlerin hiçbirine cevap vermedi. Murat Yemek yapalım, Murat Yemek yabancılar yapmış. Bugün beraber çalıştığım Faik Beşi soruyorsun. Ben 2010 yılında senin değerini bilen birisi. Seni gördüm durumunu alacak. Sor Faik Bey, niye seni veto yedim? Recep Deniz'in var. Çünkü o zaman başka bir arkadaşım bunlar. Recep Öktem arkadaşımızla beraberdi. Onlar beraber de söyledi. Delegelerimden, örgütümden biraz önce burada yapılan konuşmalar için özür dileriz. Üzgünüm. Tekirdağ kongrelerinin hiçbirinde hiçbir zaman böyle bir dedikodu zeminine oturmuş siyaset yapmamıştım. Değerli delege arkadaşlar, biraz sonra sandığa gideceğiz. Biraz sonra sandığa gideceğiz. Oraya gittiğiniz zaman lütfen bir iadelerine karar verin. Orada Faik Bey'in telefonu olmuyor. O çocuğa bir konuşma olmayacak. Örgütümden kaçma. Örgütüme hesap veririm. Örgütümün üzerinde de hiçbir zaman askı unsuru olmam. Kim bana diyorsa ki askı unsuru oldum. Kim bana diyorsa ki şunu yap, bunu yap. Arkadaşlar açıkça söyleyeyim, haksızlık yapıyorum. İstediğiniz gibi olmadığı zaman bulacaksınız birini, ona hedef alıp bunun üzerinden siyaset yapacaksınız. Yok böyle bir siyaset. O gün kaplanlar gibi Faik Öztürk'e kükreyen Kadir Albayrak, bugün kediler gibi sözünü dinler hale geldi. Neyin karşılığında Kadir Albayrak Büyükşehir Belediye Başkanı yapıldı? İşte bu gerçeğin ardındaki sırrı sizin kadar ben de merak ediyorum.